Kondansatörlerin çoğunda kondansörü oluşturan iki metal plaka arasına elektrik iletmeyen bir madde konur. Bunun iki sebebi ya da faydası vardır. İlk olarak elektrik iletmeyen madde bu metal plakaların birbirine değmesini engeller ve bu son derece önemli. Çünkü eğer plakalar birbirine değiyor olsaydı devre tamamlanacağından yüklerin depolanması söz konusu olamazdı. Kondansatörün plakalar arasına elektrik iletmeyen bir madde koymanın ikinci sebebi ya da faydası aslında bunun kondansatörün kapasitesini arttırmasıdır. Evet, bu kondansatörün kapasitesini her zaman arttırır. Araya koyulan maddenin elektrik iletmemesi, plakalar arası uzaklığın ve alanın değişmemesi kondansatörün kapasitesini hep arttırır. Plakalar arasına konan bu maddeye dielektrik ya da yalıtkan diyoruz. Peki yalıtkan maddenin kapasiteyi arttırmasının sebebi ne olabilir acaba? Anlayabilmek için size güzel bir örnek vermek istiyorum. Bir kondansatöre voltajı V olan bir pil bağladığınızda yükler ayrılmaya başlar. Pili devreden çıkarırsanız yükler plakada kısılı kalır. Çünkü artık negatif yüklerin pozitif yüklere ulaşabilecekleri bir yol yoktur. Bunun için devreden ayırdıktan sonra bile yük aynı kalır. Buna ek olarak voltaj da pilin voltajıyla aynı kalacaktır. Şimdi bu kondansatörün plakaları arasına bir yalıtkan madde koyduğumuzu düşünelim. Yalıtkan madde atom ve moleküllerden oluşan bir madde ve yüklü bir kondansatörün plakaları arasına konduğunda yalıtkan maddedeki negatifler kondansatörün pozitif plakasına doğru çekilir. Yalıtkan madde iletken olmayan bir madde olduğu için negatifler pozitif plakaya geçemez ama o plakaya doğru kayarlar. Bu yalıtkan madde içindeki atom ve moleküllerin yüklerinin kutuplaşmasına sebep olur. Başka bir deyişle atomlar uzar ve bir uçları pozitif, diğer uçları da negatif olur. Buna ek olarak yalıtkan maddenin zaten kutuplaşmış olması da mümkün. Çünkü su gibi bazı elementler kendi kendilerine kutuplaşabilir. Yalıtkan madde bu durumdayken iki plakanın arasına konduğunda kutuplaşmış molekülün negatif ucuyla pozitif plaka, kutuplaşmış moleküllere dönerek negatif uçların pozitif plakaya yaklaşmasına sebep olur. Her iki durumda da atom ve moleküllerin negatif uçları kondansatörün pozitif plakasına, pozitif uçları da kondansatörün negatif plakasına doğru hareket eder. İyi de bu kapasiteyi nasıl artırır? Kondansatörün plakaları arasındaki voltaj düşmesi kapasiteyi arttıran faktördür. Kondansatörün plakalarında hala aynı yük olmasına rağmen plakalar arası voltaja olan katkıları kısmen yok olması voltajı düşürecektir. Başka bir deyişle kondansatör plakasındaki pozitif yüklerin bazılarının voltaja yaptığı katkı yakınlarda negatif bir yük olduğu için nötrlenir. Aynı şekilde negatif plakadaki yük de aynı ama bu negatif yüklerin bazılarının voltaja yaptığı katkı yakınlarda pozitif bir yük olması yüzünden nötrleniyor. Bu sayede kondansatördeki toplam yük aynı kalırken plakalar arasındaki voltaj kutuplaşan yalıtkan madde sayesinde düşüyor. Kapasitenin tanımına bakacak olursak yük aynı kaldığında voltajın düşmesi başka bir değişle bu kesirdeki paydanın azalması elde edeceğimiz sonucu yani kapasiteyi arttırır. Bu örnekteki yalıtkan madde kullanımı voltajı düşürerek kapasiteyi arttırdı. Başka bir örnek daha görmek ister misiniz? Tekrar voltajı V olan bir pilin bir kondansatörü şarj etmesini sağladığımızı düşünelim. Yalıtkan maddemizi yine kullanıyoruz ama bu sefer de pili bağlı bırakıyoruz. Şimdi ne olacak dersiniz? Az önce olduğu gibi yalıtkan maddedeki atom ve moleküller negatif uçları pozitif plakaya, pozitif uçları da negatif plakaya dönük olacak şekilde kutuplaşacak ve bu yine kondansatör plakaları arasındaki voltajı düşürecektir. Ama bu sefer pilin bağlı olduğunu unutmayın. Pil kendi voltajıyla kondansatörün voltajının aynı kalması için ne yapması gerekiyorsa yapacak ve voltajın sabit kalmasını sağlayacaktır. Yalıtkan madde kutuplaşması sayesinde bazı yüklerin yaptığı katkıyı nötrleyerek voltajı düşürürken pil kondansatörün voltajı kendi voltajına eşit olana kadar yükleri ayırmaya devam edecektir. Bunun sonucunda kondansatördeki yük artarken voltaj aynı kalacağı için kapasite tanımına geri dönecek olursak yalıtkan maddeyi yerleştirdikten sonra yük artıyordu. Ama voltaj aynı kaldığı için kapasite aynı yük depolarken Voltajın aynı kalması yüzünden yine artacaktır. Kapasitenin ne kadar arttığını bulmak için plakalar arasına yerleştirdiğimiz maddenin yalıtkan madde sabitinin ne olduğunu bilmeniz gerekir. Yalıtkan veya dielektrik sabiti Yunan alfabesinden kappa yani K ka ile gösterilir ve yalıtkanlığın kapasiteyi nasıl değiştireceğini hesaplamak da oldukça kolaydır. Yalıtkan maddeyi yerleştirmeden önce kondansatörün kapasitesi C ise yalıtkan maddeyi yerleştirdikten sonraki kapasite K çarpı C olacaktır. Yalıtkan madde kapasiteyi her zaman arttırdığı için yalıtkan olan bir maddenin yalıtkanlık sabiti de her zaman birden büyük olur. Örneğin eğer bir kondansatörün kapasitesi 4 faradsa yalıtkanlık sabiti 3 olan bir yalıtkan madde kullanırsanız yeni kapasite 12 farad olur.